Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzda ne yapacağız? Santos coin'ini ve Lazio coin'ini inceleyeceğiz. Bu iki tane fan token'ın teknik analizini gerçekleştireceğiz. Dün bir video çekmiştik. Ee, üzerine de artışlar daha doğrusu Santos'la alakalı bir video çektik. Üzerine de tabii artışlar devam etti. Ee, yeni bir teknik analiz videosu şu anda çekiyoruz. Sevgili dostlar, nerelere kadar gidebilir? Neler yapabilir? Bunlar hakkında biraz tartışalım, ne yapacağımızı hareketlerini görelim. Şimdi videoya geçmeden önce söylemeliyim ki bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu video yalnızca görüş yorum ve teknik analiz içerir arkadaşlar. O yüzden bunun farkında olarak videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden önemli rica ediyorum. Videolar izleniyor fakat e, abone olma konusunda insanlar unutuyor. Bunu söylemek zorundayım. Lütfen emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığı olarak sadece bir saniye gibi bir sürenizi ayırıp abone ol tuşuna basabilirsiniz. Kanala abone olmanızı sizlerden çok önemli, çok önemli altını çiziyorum, rica ediyorum. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Analizini istediğiniz diğer altcoinleri de yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şurada da SLP videomuz bakınız ki e, şu an yükleniyor. E, SLP videosunu da izleyebilirsiniz. Görmüşken söyleyeyim dedim. Şimdi bu videoda Santos ve Lazio dediğim gibi hakkında konuşacağız. Lazio kanalımızda ilk defa bulunacak fakat şeyini göstermeyeceğim. Hani nasıl diyeyim market Cap'ten incelemeyeceğim. Çünkü onu siz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla detaya inmek istemiyorum. Projenin geneli hakkında zaten Santos'la aynı vizyonu ve durumu paylaşıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın yükseliş vesaire düşüş yükseliş arkadaşlar uzun vadeli bir grafik. Biz yine şöyle bir 4 saatliğe geçelim. 4 saatlik grafiğimizden analizimizi yapalım. Bakın arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu Santos'ta dün çektiğimiz videoda bakın bunu gördüğümüz iyi oldu. Santos'un dün çektiğimiz videosunda MA50'nin eğimini gösterdik arkadaşlar. Tamam mı? Ama MA50 şu an demiş ki eğim öyle olmaz, böyle olur demiş. Çok daha yukarı kaldırmış. Şimdi bir daha çizelim de bir dahaki videoda da. Şimdi şunu söylemek istiyorum. EMA 50miz çok ciddi bir şekilde, bakın çok ciddi bir eğimle yükseliş ibaresinde. 4 saatlikte ciddi bir şekilde yükseliş ibaresinde. Ve bakın 3 Mart'ta zaten bir Golden Cross gelmiş. Sonra bir e, düzlem. Şu anda MA50'miz çok açık bir şekilde yükseliş gösteriyor sevgili arkadaşlar. Peki şu an nerelerdeyiz? Ya 4 saatlikte de göstermiyor ki. 4 saatlikteki hareketli ortalamayı hani şöyle bir kere görelim. Şimdi bir günlüğe tekrar geçeceğiz. Yani şunu söylüyorum, açık bir şekilde şu anda bir yükseliş gözüküyor. Devam edeceği de gözüküyor arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman bakın şu an 7.9'larda bizim bir destek direnç noktamız var. Bunu bir kere aklımızda tutalım. Fakat şu anda bunu kırdık. Şu anda bunu kırdık. Ve aşağı yukarı yükselişine Santos devam ediyor. Peki şunu cevaplayalım. Şu anda alım için iyi bir fırsat mı? Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Yani yakınlaştırma falan konusunda biraz sakat kalıyor şu an uygulama. O yüzden özür diliyorum. Arkadaşlar şu anda 7.9'un üzerindeyiz. Fakat hala bir e, yükseliş ibaresi olduğu için ve bir üst direncimiz aşağı yukarı 11.6'larda bir üst durak olduğu için ve biz de desteğe yakın olduğumuzdan ötürü şu an bir alım yapabiliriz tamam mı? Ya çünkü 11.6'lara kadar yükseliş devam edebilir haberiniz olsun. E, normalde şu anda mesela 7.9'un altında bulunsak almayalım derdim. Hani buradan bir red deyip devam edebilir derdim fakat şu an red diyeceğine dair herhangi bir e, gösterge yok. Yukarı doğru çıkıyoruz ve 11.6'ya kadar bu yükseliş devam edebilir. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden şu an bulunduğumuz fiyattan 11.6 ya da daha yolumuzun olduğunu düşünürsek yani 11.6'ya gelirse %45 gibi bir kar yapıyor. O yüzden şu anda bulunduğumuz e, noktalardan bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü ciddi bir şekilde yükseliyor. 11.6'ya 11 bakın hareketleri bu arada ben videoyu çekerken şu an kenardan gözümle takip ediyorum. Çok sert gördüğünüz üzere. 11.6'ya geldikten sonra ufak bir tehlike olabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ona göre hani buradan satışınızı da isterseniz kısa vadeciyseniz koyabilirsiniz. Veya şunu da söyleyeyim yükseledebilir. Şu an önünde çok ciddi bir engel vesaire yok arkadaşlar, tamam mı? Bakın buradan sekip de inebilir, fakat ben e, burayı da geçebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum, tamam mı? Bu konuyu bir kere söyleyeyim. Yani 11.6'ya kadar e, yükselişi duruyor, fakat dediğim gibi e, bu noktalardan satmak veya e, almak sizin kararınız 11.6'nın üzerine çıkarsa zaten artık nereye gider bilmiyorum. E, bu arada şu anda e video çekilirken anlık bakın düşüşe falan geçti. Bakalım aynen düşüşte. E Bakalım hareketleri neyi gösterecek. E, yaptığımız analize göre siz de anlık olarak takip edip hareketleri ona göre belirleyebilirsiniz. Şu an e, bu sertliğin sebebi de arkadaşlar şu anda şu destek direnç noktası var ya. Burada şu an sert hareketler gösteriyor arkadaşlar. Çünkü çok yakın. Altına mı üstüne mi? Altına mı üstüne mi diye devam ediyor. Tamam mı? Ee, 11.6'ya kadar çıkabilir. Böyle bir durumda, bakın, e, yol üzerinden alım da yapabilirsiniz. Fakat şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Ee, 7 mesela, şimdi desteğin altına inip 7.8, 7.7'lere inersek, bu benim beklediğim senaryo değil ama bors, e, kripto borsasında her şey mümkün arkadaşlar. Buradan artık bir düşüşe devam edersek devamı gelmeyebilir arkadaşlar. Tamam mı? Hani e, bir kere mesela bir kere şöyle tekrar aşağılara doğru inersek, 5'lere doğru inersek geri yükseliş olacağını ben düşünmüyorum. Tamam mı? Geri yükseliş olacağını düşünmüyorum. Yani sert bir düşüşle karşılaşırsak, sert bir düşüşle karşılaşırsak tekrar bir yükseliş olmayabilir bence. E, o yüzden, o yüzden e, buna göre alışınızı, satışınızı koyun. Yani normalde buraya geldiğimizde mesela Alfin'de benzer senaryoyu izlemiştik. Burası mesela alım noktası olabilir dediğim bir nokta vardı. Hani düşüşte fakat Santos'ta bu böyle olmayabilir şu an. Geri yükselmeyebilir düştüğü zaman. E, hareketleri buna göre belirleyin. Yani düşüş, deneme düşüşü değil de gerçekten düşüş olabilir. Ona göre yükselişe ve düşüşe göre yükseliş devam ederse 11.6'ya kadar çıkabileceğini, düşüş devam ederse geri yükseliş gelmeme olasılığının yüksek olduğunu da e, bence göz önünde bulundurun. Şimdi bir de Lazio'ya geçelim. Lazio'yu ilk defa analiz edeceğiz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi e, proje genelinde çok fazla söz etmeyeceğim. Çünkü e, aşağı yukarı Santos'la aynı. Şimdi Lazio'da da 4 saatlikte neyi görüyoruz? Eğimin pozitif yönde olduğunu ve bir yükseliş habercisi olduğunu şu anda görüyoruz. Yani yükselişin devamının gelmesi mümkün görünüyor şu an arkadaşlar. Peki hedefleri neler Lazio'nun? Bakın arkadaşlar. 5. Nokta, bakın 5.8'e kadar şu anda kısa vadede bir yükseliş gelebilir. Haberiniz olsun tamam mı? 5.8'lere kadar yükseliş sürebilir. Sonrasında e, ne olacaktır bakın buradan red mi yiyecektir tamam mı arkadaşlar şu anki yükselişler santos'ta da aslında lazio'da da biraz suni yükselişler tamam mı o yüzden e, buradan bakın eğer buradan bu santos'un e, destek dirençleri için de geçerli tamam mı buradan red yiyip sert bir düşüş başlatırsa tekrar yükselemeyebilir bundan hani bunu size söyleyeyim. Ona göre alışınızı, satışınızı koyun. Buradan ama benim düşüncem düzgün bir şekilde yükselecektir arkadaşlar. Tamam mı? Yükselişine devam edebilir. 5.8'i kırıp 8.3'lere kadar da ilerleyebilir. Tamam mı? Buna göre alımlarınızı yapabilirsiniz. 5.8'in üzerinde mesela şuralara çıktığımızı görürsek 8'lere kadar da hızlı ilerleme şansımız olacaktır ona göre buralardan da alım yapabiliriz haricinde dediğim gibi buradan olur daha uzun vadede buraya kadar çıkar belki buradan red yer ikinci dalgası yükselişin gelmeyebilir arkadaşlar O yüzden e, sert düşüşlerde daha da düşebileceğini e, göz önünde bulundurarak satışlarınızı e, koyabilirsiniz Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ihtimaller dahilinde neler olabileceğini konuşuyoruz. E çünkü dediğim gibi şu an e biraz daha hani Alfin'deki gibi değil. Biraz daha suni bir yükselişi var arkadaşlar. Lazio'da da, Santos'ta da. Tekrar bir geri çekilme gelebilir. E direnci kırıp yükseldikçe üst dirence gideceğini anlayıp alım yapabiliriz. Haricinde sert düşüş gelirse arkadaşlar bakın. Bir dirençten red yerse veya harici bir yerden sert bir düşüşe başlarsa bunun devamı gelebilir. Yani e, bunu da bu şekilde değerlendirelim. Yükselişler şu an biraz da suni yükseliş olarak ilerliyor. E, riskli olduğunu da söylemek isterim. Ama ikisi içinde, bakın ikisi içinde şu an şunu söyleyebilirim ki e, yükselişlerin devam edeceği yönünde e, analizler yapabiliriz arkadaşlar. Bu videoda Lazio ve Santos hakkında konuştuk. Videoyu beğendiyseniz çok e, mutlu oldum diyebilirim. E, sizlerden tekrar rica ediyorum. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen unutmayınız kanala abone olmayı. Hani emeklerimizin karşılığı olarak bir saniyenizi ayırıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi emeklerimizin karşılığı olarak bir saniyenizi alır ücretsiz abone olabilirsiniz kanala. Çok önemli bu. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Analizin istediğiniz diğer altcoin'leri yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.